Merhaba, iyi günler. Hatem Ete ile yöneticisi olduğu Panorama TR'nin Ekim ayı araştırmasını konuşacağız. Biliyorsunuz bunu her ay, her rapor çıktıktan sonra yapıyoruz. Hatem merhaba. Merhaba. Şimdi şöyle bir talihsizliğiniz var tabii. Burası Türkiye. 7-14 Ekim arasında anket yapıyorsunuz. Ve 14 Ekim'den sonra Türkiye'de olmadık şey olmadı yani. Değil mi? Bahçeli'nin Doğru. gelsin mecliste konuşsun açıklaması, Öcalan'la yeğeninin görüşmesi, TUSAŞ, PKK'nın TUSAŞ saldırısı, ardından ay sonuna yetişen Ahmet Özer'in tutuklanması, Esenyurt Belediye Başkanı vesaire. Bütün bu şeyi izleyicilerimize baştan söyleyelim. Opsiyonları, çünkü bunlar gerçekten seçmen davranışını etkileyebilecek önemli gelişmeler her biri. Ama sizin bu Ekim araştırmasını, 7-14 Ekim'de sahada yapılan araştırmaya hızlıca baktığımızda ilk gördüğüm tabii ki geçen araştırmada AK Parti kıl payı CHP'yi geçmişti. Şimdi CHP neredeyse 1,5 puan farkla AKP'yi geçiyor. Yani CHP tekrar birinci parti oluyor. Önce bununla başlayalım. Dediğin doğru. Türkiye'de bu hızlı gelişmeler olduğunda araştırmaların gelişmelere yetişmesi mümkün değil. Aslında bir taraftan da iyi oluyor. Hemen günü gününe sorunca daha duygusal tepkiler almak daha mümkün. Şimdi üzerinden biraz vakit geçtikten sonra yapacağımız ölçümler muhtemelen daha olgunlaşmış, daha durulmuş ölçümler olur. O nedenle bu dediğin meselelerin çoğunu Kasım ayındaki araştırmada soracağız. Daha net bir bilgi elde ederiz. O nedenle sadece çözüm süreciyle ilgili yeni bir süreç mi var bağlamında bir iki tane soru sorduk. Birazdan onları konuşuruz seninle. Fakat siyasi partilerle ilgili meseleye gelince, geçen ay AK Parti'de yine bir yükselme olmamıştı hatırlarsan konuştuğumuzda. CHP'de gerileme olmuştu. O CHP'deki gerilemeyi de biraz Eylül ayı boyunca CHP içindeki adaylık tartışmalarının, Özgür Özel'in başlattığı politikaların Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyu önünde eleştirilmesinin, gerçekleştirdikleri kurultay, tüzük kurultayı öncesinde ve sonrasında Türkiye'nin bir iki ay boyunca sadece CHP içindeki tartışmaları, ayrışmaları konuşuyor olmasının etkili olmuş olabileceğini konuşmuştuk o zaman. Şimdi ve o da biraz CHP'den kararsızlara kaymalara yol açmıştı. Öyle olunca da AK Parti tekrar birinci parti durumuna gelmişti. Bu ay yine CHP 1-2 puan yükselerek birinciliğe yeniden oturmuş gözüküyor. AK Parti'nin oyu yine neredeyse geçen ayınki gibi küçük bir düşme var. Yani öyle hata marjı içerisinde CHP ve AK Parti'de gelgitler oluyor ama bu hata marjı içindeki gelgitler de birincilik konumlarını değiştirebiliyor. Ben bu ay CHP'nin yeniden yükselmiş olmasını biraz CHP'deki bu durulmaya bağlıyorum. Yani seçmen CHP'nin içi karıştıkça CHP'ye duyduğu güvenden çekiliyor. O güven duygusu zedeleniyor. Güven duygusu zedelenince de CHP'de değişen bir şey yok. Dolayısıyla yeniden kararsızlık statüsüne geri dönüyor. Bu ay biraz yeniden durulma yaşandığı için CHP yeniden birinci parti olmuş. Ama seçimlerden hemen sonra konuştuğumuz düzen devam ediyor aslında. Yani Türkiye AK Parti ile CHP'nin birincilik için yarıştığı, birisinin diğerine açık fark atamadığı, her ikisinin de %20'lerin biraz üzerinde, %20-25 arasında bir yerde konumlandığı bir düzenle yoluna devam etmeye, yani böyle devam edecek gibi gözüküyor. Her ikisinin de kararsızlar içindeki oranı da yüksek olmaya devam ediyor. Yani AK Parti'nin neredeyse 6-7 puana yakın kararsızlarda ödünç oyu var. CHP'nin de 4-5 puan civarında ödünç oyu var kararsızlar arasında.
Bunlarla ilgili gelgitler her ikisinin de o birinciliği her an yeniden elde etmesini mümkün kılıyor. Peki burada geçen sefer de çok yapmıştınız, kararsızları dağıtmadınız. Evet. Vay da dağıtmadınız. Geçen ay konuşmuştuk bunu ve ancak oy vermeyeceğini söyleyenleri dağıtıyorsunuz. Öyle evet. bir şey yapıyorsunuz. Ve geçen ay konuşmuştuk, kararsızların oranı çok yüksek. Aynı şekilde bu yükseklik devam ediyor. Bir de bildiğim kadarıyla bir seçmen güvensizliği, bir odak yapıyorsunuz bu aydan itibaren. Ondan da bir bahsedersen, bununla alakalı bir şey herhalde değil mi? Seçmen güvensizliğiyle kararsızların bu kadar yüksek çıkması. Çok ilişkili. Yani kararsızlar birinci parti. Geçen ay da birinci parti kararsızlardı. Bu ay da birinci parti kararsızlar. Yani hele oy vermeyenleri de eklediğinizde birinci partinin de çok üzerinde bir oy var. Yani kabaca şöyle söyleyebiliriz. Seçmenin üçte biri iradesini herhangi bir ya da tercihini herhangi bir siyasi partiye yöneltmemiş durumda şu an. Üçte biri. Dörtte biri de kategorik olarak, yani oy vermeyeceği bir tarafa bırakırsak, dörtte biri de kararsız olduğunu düşünüyor. Yani dolayısıyla seçmenin dörtte biri önümüzdeki dönemlerde herhangi bir siyasi partiyi tercih edebilir ama şu anda tercih etmiyor. Şimdi bu siyasete yönelik çok ciddi bir güvensizlik işareti. Seçmenle siyaset arasında ciddi bir açık olduğunu, ciddi bir temsil boşluğu olduğunu gösteren bir şey. O nedenle biz önümüzdeki dönemlerde, en azından önümüzdeki 2-3 yıl boyunca bir seçim olmama durumunu da göz önünde bulundurarak abonelerimize her ay toplumun bir meseleyle ilgili nabzını almaya yönelik yeni bir bölüm ekleyelim dedik panoramaya. Normalde bizim raporlarımız iki bölümden oluşuyor. Türkiye'nin gündemi ve risk analizi. Bu ayla beraber bir de odak diye bir bölüm ekledik. Bu odak bölümünde her ay 8-10 soruyla o ay önemli olduğumuzu düşündüğümüz bir meseleyi, bir temayı enine boyuna ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. Buna siyasi yabancılaşma olgusuyla başladık. Yani bu kararsız oranının çok yüksek olması, siyasetçilere yönelik güvensizliğin yüksekliği, genel başkanların, siyasi liderlerin performansı ile ilgili genel memnuniyetsizlik. Bütün bunları bir araya topladığımızda bir seçmen genel olarak siyaset olgusuna nasıl bakıyor, siyasi aktörlere, liderlere nasıl bakıyor, siyasetle nasıl bir etkileşim kuruyor meselesini enine boyuna değerlendirelim istedik. Bu ayda bu konularla ilgili epey araştırma yapan, yazılar yazan Seda Demiralp'la böyle bir odak hazırladık. O odağı da önümüzdeki günlerde bu Panorama TR abonelere ulaşıp üzerinden bir süre vakit geçtikten sonra bu odağı ayrıca kamuoyuyla da paylaşmayı düşünüyoruz. Çünkü her bir ay ayrı bir tema üzerinden bu meseleyi değerlendirmiş olacağız. Önümüzdeki ay da bu yeni süreci mesela bir odak olarak değerlendirip toplumun genel olarak bu meseleye nasıl baktığını, ne kadar terör sorunu, ne kadar Kürt meselesi olarak gördüğünü, çözüme olası yaklaşımlarının marjının ne olduğunu enine boyuna tartışmayı düşünüyoruz önümüzdeki ayda. Böyle her ay bir meseleyi odağa alıp onu değerlendiriyoruz. Ama bu ayki raporumuzda bu siyasi yabancılaşma odağıyla birlikte düşündüğümüzde seçmenin neredeyse %75'i bu siyasetin şu anki gidişatı ile ilgili çok yoğun bir rahatsızlık ifade ediyor. Ve bunun da gerekçelerine baktığınız zaman biz bu ay kararsızlara özellikle niye kararsızsınız açık uçlu olarak sorduk. Çoğunluğu siyasetin kendi sorunlarına çözüm üretememesi. Bugün siyasi partilerin başında olan ya da lider olarak, lider adaylarından biri olarak yer alan aktörlerin hiçbirisinin kendi siyasi sorunlarını çözme ehliyetine sahip görünmediği ile ilgili endişelerini dile getirmişler. Yani dolayısıyla bu odak ve benzeri meseleler biraz seçmenin siyasetle ilişkisinin daha derinlikli olarak anlaşılmasına hizmet edebilir. Ve bu ayda ortaya çıkan temel tema siyasete güvensizliğin
üretilen siyasi performanstan duyulan memnuniyetsizlikle ilişkili. Yani seçmen aslında siyasete ilgi duyuyor, siyaseti takip ediyor. Gündelik hayatında siyasetle ilişkisini sürdürüyor. Ama gördüğü tablo, siyaset erbabının önlerine koyduğu performanstan memnun olmadığı için bu bir siyasete güvensizlik olarak tercüme ediliyor ve karşımızda da toplumun üçte birinin kararsız durmasına, tercihini herhangi bir siyasi partiden yana kullanmamasına yol açıyor gibi gözüküyor. Şimdi tabloya baktığımda siz de bunu iki partili, başat iki partili sistem diyorsunuz. Evet, CHP ve AK Parti %20'nin üzerinde oylar alıyorlar ama ondan sonraki partiler, tabii siz kararsızları dağıtmadığınız için baktığım zaman %7 barajını aşan iki parti var. Ama kararsızların dağılması halinde muhtemelen MHP ve DEM Parti barajı aşabilir gibi gözüküyor. Ama onun dışında Yeniden Refah daha yakın belki. Ama Zafer Partisi, İyi Parti ve diğer partiler çok uzağında duruyorlar. Ve bu dolayısıyla seçim sistemi de böyle kalacağına göre İttifakların hala önümüzdeki dönemde de gündemde olacağını bize düşündürtüyor. Yani barajı aşamama durumu olan çok parti var. Bunların bazıları çok iddialı. Ama çok barajı, doğru. Barajı da aşamayacaklar. Öyle gözüküyor. Real olarak bakıldığı zaman. Ne olacak? Şimdi Cumhur İttifakı zaten var. Ama öteki tarafta bir ittifak kalmadı. Doğru. Şimdi geçen seçimlerden önce hatırlarsan Cumhur İttifakı seçimlere bir süre kala seçim sistemini değiştirdi. %10 barajını %7'ye çekti ve ittifakların önünü, yani bir nevi %7 alamayacağını düşünen partiler için bu ittifak mekanizmasını zorunlu hale getirdi. Seçim sistemine ittifak mekanizmasını da eklemiş oldu. Şimdi önümüzdeki seçimlerde yine Cumhur İttifakı neyi kendi lehine olarak algılar, yine seçim sisteminde bir değişiklik yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Yani dolayısıyla seçim barajı yine %7'de durduğu müddetçe bugünkü haliyle 4 siyasi parti dışında seçim barajı riski bütün partiler için geçerli olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yani AK Parti, CHP, DEM ve MHP %7 barajını şu anda aşabilecek gibi gözüküyor kararsızlar dağıtıldığında. Ama geriye kalan partilerin çok ciddi bir seçim barajı riski olacak. Bu seçimlerden sonra herkesin ittifaktan ağzı yandığı için özellikle muhalefet kanadındaki partilerin herkes kendi müstakil siyasetine geri döndü. Siyasetin doğasına daha uygun olan da bu aslında. Ama seçim dönemine yaklaştığımızda yine ya iktidar ve muhalefetin iki ana ittifakında ya da oluşacak başka yeni ittifak denklemlerinde siyasi partilerin ittifak kurmasından başka çare gözükmüyor bugünkü koşulları göz önünde bulundurduğumuzda. Ya iktidar seçim sisteminde bir değişiklik yapar, seçim barajını %3'e falan düşürür, o zaman ittifak blokajıyla ya da ittifak mekanizmasıyla yüzleşmek zorunda kalmaz siyasi partiler, ya da son gün geldiğinde siyasi partiler bir araya gelecekler, belli müştereklerde buluşup bir ittifak kuracaklar. Ancak o zaman bu seçim barajını aşabilecekler gibi gözüküyor. Burada bu barajı aşma ihtimali mümkün gözüken ya da o denklemde hareket eden bir iki parti var. Yani Yeniden Refah Partisi seçim barajının marjında yer alıyordu 31 Mart'tan sonra ama şimdi gerilemiş gözüküyor. Zafer Partisi ve İyi Parti de önümüzdeki dönemde ikisi beraber biraz zor ama ikisinden birisi bu Bahçeli'nin başlattığı girişimin de kamuoyunda nasıl yol alacağına bağlı olarak belli bir milliyetçi odaklanma olursa belli mecralarda ikisinden birisi de biraz oylarını yükseltebilir önümüzdeki dönemde. Ama ben 5 partinin dışında bugünkü koşullarda, yani bu milliyetçi partilerden birisini de eklersek 5 diyebiliriz. 5 partinin dışındaki partilerde ciddi bir baraj sıkıntısı seçim dönemine gelindiğinde de yaşanabilir diye okuyorum. Şimdi bütün araştırmalarda olduğu gibi sizde de tabii ki en önemli sorun ekonomi olarak karşınıza çıkıyor. Bu araştırma yapıldığında TUSAŞ saldırısı yoktu. Dolayısıyla evet, terör çok fazla
seçmenin gündeminde olan bir mesele değil. Ama baktığımız zaman zaten seçmen kararsızlığı da biraz onunla ilgili. Ekonomiyi birilerinin düzeltebileceğine dair bir umut da yok anlaşılan, öyle değil mi? Yani bu öyle. Ne zamandır böyle, yani iktidardan memnun değil ama muhalefetin de çözebileceğini düşünmüyor insanlar sanki. Çok doğru. Yani biz bu ekonomi meselesini birkaç başlık altında soruyoruz aslında. Açık uçlu bir şekilde sizin için Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusunu soruyoruz mesela. Ya da kendimiz daha önceki araştırmalardan elde ettiğimiz 6-7 unsuru kapalı uçlu olarak seçmene sorup sizce Türkiye'nin en önemli sorunu bunlardan hangisidir diye soruyoruz. Bütün bu sorularda ekonomi açık ara birinci. Hatta bazen acaba ekonomi diğer sorunların üzerini örtüyor mu diye ekonomi dışında sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorup biraz o diğer sorun alanlarının gözükür olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü ekonomi başlı başına %50'nin üzerinde bir sorun alanı olarak ortaya çıkıyor. Bunun geri plana düştüğü iki tane olay hatırlıyorum ben. İki tane durum hatırlıyorum bugüne kadar. Bir, pandemi döneminde pandemi ekonominin önüne geçmişti. Yani seçmen gözünde en önemli mesele Covid'di. İkincisi de çok yoğun terör gündemi oluştuğunda, mesela 2015-16 dönemlerinde terör sorunu ekonomi sorununun önüne geçmişti. Ama onun haricinde ben hafızamı, son 15-20 yıllık hafızamı yokladığımda ekonomi açık ara her zaman %50'lerin üzerinde bir oranla üst düzeyde çıkıyor. Bunu geçelim, ekonominin gidişatına yönelik doğrudan sorular soruyoruz biz. Hem genel olarak ülke ekonomisi hem de kendinizin ve ailenizin ekonomik durumu ile ilgili meselelerde. Orada da %70-%80'ler civarında bir başarısızlık algısı var ekonomiyle ilgili ya da bir şikayet var. Zaman zaman böyle 3-4 ayda bir trend alabilmek için sizce Türkiye'nin ekonomik sorunlarını kim çözebilir diye soruyoruz. Zaman zaman lider ismi verdiğimiz oluyor, zaman zaman iktidar ve muhalefet ismi verdiğimiz oluyor, zaman zaman da siyasi partiler. Orada seçmende çok kanıksanmış bir duygu var. Yani Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ne iktidar çözebilir, ne muhalefet çözebilir duygusu var. Bence bu siyasal yabancılaşma duygusunun altını dolduran en önemli dinamiklerden birisi de bu. Yani bir ekonomik sorun var, iktidarın bu ekonomik sorunu başarıyla yönetmediğine yönelik oluşmuş hakim bir kanaat var. Ama muhalefetin de bu sorunu çözebileceğine yönelik güçlü bir kanaat oluşmuyor. Bir ara 14 Mayıs seçimlerinden önce altılı masanın bu ekonomik kurmayları kamuoyunda çok gözükmeye başladığında muhalefet iktidardan daha iyi çözebilir duygusu birkaç puanla öne geçmişti. Yani o zaman muhalefet daha iyi çözer, iktidardan sonuçları çıkıyordu. Ama seçimden sonra şimdi tekrar ikisi de çözemez birinci durumda. Buna rağmen iktidar çözebilir, muhalefet çözebilirden de 1-2 puan daha önde gözüküyor. Yani dolayısıyla bence bu muhalefetin önündeki de en büyük meydan okuma. Bu kadar kötü bir ekonomik duruma iktidarın bu meseleyi çözebileceğine toplumu inandıramamış olmasına karşın muhalefetin bu boşluğu doldurup ekonomiyi ben yönetebilirim duygusunu oluşturamaması muhalefet açısından ciddi bir problem alanı olarak duruyor. Şimdi gelelim başlığa da çıkardığımız konu. Adı konmadı, yeni bir çözüm süreci mi? En azından Bahçeli'nin DEM Parti açılımı ya da hatta Bahçeli'nin İmralı açılımı da denebilir. Siz araştırmayı yaptığınızda İmralı konusu vardı ama o kadar vurgulu değildi. Yani gelsin mecliste konuştuğuna kadar gelmemişti. Ama Bahçeli iç cepheyi güçlendirmek diye bir şeyler söyledi. Ve o günden bugüne Türkiye'nin gündeminde bu var. Şimdi siz insanlara sormuşsunuz, Türkiye'de yeni bir sürece ihtiyaç var mı diye. Yarısı evet demiş. Ama bu atılan adımı nasıl buluyorsunuz Bahçeli'nin diye sorduğunda siyasi gündemi değiştirmeye yönelik geçici bir hamle diyenlerin oranı yarıdan fazla.
doğru ve ciddi bir hamle diyenler ancak %20 civarında. Diğer kısmı da görüş beyan etmemiş. Yani çok net bir şekilde doğru bulanların iki katından fazlası bunu tamamen bir tiyatro gibi, değil mi? Yani aslında Erdoğan'ı bir daha seçtirmek. Nitekim bugün Bahçeli'nin grup toplantısında anayasayı değiştirelim, Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı olsun demesi üzerine bunu söyleyenler işte biz haklı çıktık dediler. Ne dersin, bu olay bunu iktidar satamadı mı kamuoyuna? Şimdi biz araştırmaya çıktığımızda henüz ete kemiğe bürünmemişti. Yani Bahçeli bir girişim başlatacağı duygusunu vermişti ama bunu somutlaştırmamıştı. Sadece 1 Ekim meclis açılışında HDP demlilerle tokalaşması vardı. Akşam resepsiyonda birkaç farklı liderle nezaket konuşmaları olmuştu. Bir de ertesi gün, ertesi haftaki grup toplantısında da iç cepheyi tahkim etmeliyiz, ciddi bir tehdit var mesajları vermişti. Şimdi bu üç dinamiğin kendisi bile kamuoyunda acaba Bahçeli üzerinden yeni bir siyasi süreç mi başlıyor, yeni bir girişim mi var duygusu oluşturmuştu. O nedenle de üç soru sorduk biz. Bir, bu başlatılan girişimi nasıl görüyorsunuz? Yani kısacası sizce bu ciddi bir proje mi yoksa araçsal bir siyasal mühendislik çabası mı? İkincisi, bir sürece ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Üçüncüsü de böyle bir süreç başlatılırsa destek verir misiniz? Şimdi bir sürece ihtiyaç var mı ve bir süreç başlarsa destek verir misiniz sorularında evet diyenler hayır diyenlerden fazla. Yani toplumun yarıdan fazlası evet bir sürece ihtiyaç var ve bir süreç başlarsa da destek veririz kanaatinde. Fakat aktörlerle ilgili sorduğumuzda, yani Bahçeli'nin başlattığı girişim nasıl bir girişim, sahici mi, araçsal mı diye sorduğumuzda araçsal olduğunu düşünenler daha fazla. Yani bizim araştırmaya yansıdığı kadarıyla tablo bu. Ama asıl araştırma sahadayken birçok gelişme oldu. Ben önümüzdeki ayda bu soruları sorduğumuzda ciddi cevapların ciddi bir şekilde değişmiş olmasını bekliyorum. Yani ete kemiğe büründü çünkü artık Bahçeli'nin ne demek istediği. Yine kamuoyunda ciddi kafa karışıklığı var. Yani bu ne kadar Bahçeli'nin kendi başlattığı bir girişim, ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından desteklenen bir girişim. Tam onu soracağım. Bunun cevabını evet. Sen biliyormuşsun diye duydum. Erdoğan'la Bahçeli arasında zaten başlığa da bunu koyduk. Fark var mı? En çok bu merak ediliyor. Şimdi Erdoğan son grup toplantısında Bahçeli'ye çok büyük övgüler düzdü. Vücudunu koydu dedi ama mesela Umut Hakkı gibi konulara girmedi. Dikkat edersen. Bahçeli'nin söylediği evet. Ya da gelsin mecliste konuşsun çağrısına da çok fazla telaffuz etmedi onu. Daha genel bir Bahçeli övgüsü vardı. Şimdi raporun risk analizi bölümünde de biz ayrıntılı bir şekilde bu süreci değerlendirdik. Aktörlerin o güne kadar, Ekim ayı sonuna kadar yaptıkları açıklamalara bakarak. Yani kamuoyunda birden farklı görüş öne sürüldü. Bu bir devlet projesi. Aslında kısmen başladı. Bahçeli üzerinden kamusallaştırılıyor diyenler oldu. Bu bir iktidar projesi ama iktidar içerisinde Bahçeli'ye bir rol verildi. Bahçeli bu siyasetin sözcülüğünü üstleniyor diyenler oldu. Üçüncü olarak da Bahçeli'nin kendi başlattığı bir hamle ve bu hamleyi iktidar projesi haline, hatta Türkiye projesi haline getirme çabası içerisinde diyenler oldu. Ben bu üçüncü kanaate daha yakınım. Yani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Bahçeli bir bölgesel dinamikler okuması yaptı, bir Türkiye iç siyaseti okuması yaptı ve bu okumalar üzerinden de böyle bir sürece başladı. Ben bu sürecin dinamiklerine, gerekçelerine baktığım zaman %60-70 oranında belirleyici dinamiğin İsrail'in başlattığı ve İsrail-İran arasındaki gerilime, hatta muhtemel bir sıcak çatışmaya
dönüşme riski barındıran siyasi gelişmelerin güney sınırımızda Türkiye'ye yönelik ciddi güvenlik tehdidi oluşturabileceğine inanıyor Bahçeli. Bunun üzerinden de iç cepheyi tahkim etme ihtiyacı hissediyor. Fakat bugünkü grup toplantısına da yansıdığı kadarıyla gerekçe bu olsa bile bunun içeride üretebileceği bazı iç siyasi yansımalarının da olmasını mümkün görüyor. Yani eğer bu süreç başarıyla hayata geçirilebilirse bunun neticesinde iktidara bir dönem daha imkanının da doğabileceğini görüyor. Fakat ben bunu Bahçeli'nin zihnindeki ya da kurgusundaki oranlar itibariyle bir zorunlu sonuç olarak görüyorum. Gerekçe olarak görmüyorum. Bence Bahçeli'nin gerekçeleri daha çok dış politikaya ve bölgesel gelişmelere yönelik. İktidar içerisinde bunun bir uzlaşıya dönüştüğüne henüz şahit olmuyorum. Yani bir ay boyunca Bahçeli tek başına ısrarla bir irade beyanında bulunuyor. Ve Erdoğan'dan beklediği cevabı almadıkça da bunu ete kemiğe büründürüyor, daha fazla netleştiriyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında Bahçeli'yi güçlü bir şekilde sahiplenmesine şahit olduk ama aslında Bahçeli'nin başlattığı girişimi de güçlü bir şekilde sahiplenmediğine de şahit olduk. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir nevi Bahçeli'nin uzattığı eli havada bırakmak istemedi. Bahçeli'yi sahiplendi. Bu kamuoyu karşısında zor durumda kalmasını engellemeye yönelik bir destek açıklamasında bulundu. Ama henüz Bahçeli'nin başlattığı girişimi güçlü bir iradeyle desteklemeye de karar vermiş gözükmüyor. Ben biraz bu Esenyurt, Batman, Mardin, Halfeti kayyumlarını da iktidarın dolaylı olarak Bahçeli'ye bu süreci sürdürmesini zorlaştıracak bir ortam yaratma hamlesi olarak da okumamızın. O zaman bugünkü Bahçeli'nin konuşmasını da bu bağlamda mesela Ahmet Türk'le ilgili söyledikleri çok çarpıcıydı. Açık açık Ahmet Türk'ü yani daha ne kadar savunsun yani böyle bir... Yani aynen Bahçeli de bugün şöyle cevap verdi. Yani ben şöyle okuyorum, şöyle tercüme ediyorum. Başlattığım girişime kararlıyım. Bu bir bölgesel tehditler okumasına dayanıyor. Bu bölgesel tehditler ortadan kalkmadı. Dolayısıyla bu kayyum hamlesinin işi biraz zorlaştırdığını görüyorum ama kararlılık beyanından vazgeçmiyorum. Yani bu kayyum işinden hoşlanmasam da iktidar ortağı olduğum için desteklemeye devam edeceğim. Ama bizim bu girişimi bir siyasete çevirmemiz lazım. Bu başlattığım teşebbüsü bir siyasete çevirme konusundaki kararlılığım devam ediyor diye okudum ben bunu. Burada hatta yani şöyle bir şey var, sözünü kestim. Şimdi biz bugün mecliste olayı Bahçeli'yi dinleyen arkadaşımız Mahir Bağış'la yayın yaptığımda Mahir benim aklıma gelen ama benden önce davrandı ve dedi ki Bahçeli'nin bu kadar çok düz bir şekilde Kürt dediğine ilk defa şahit oluyoruz. Konuşmasına bakarsan eskiden Kürt kökenli, en iyi şekilde Kürt kökenli yurttaşlarımız denirdi. Şimdi Bahçeli Kürt'ü ve Türk'ü beraber telaffuz ediyor. Bir değişik bir şey var. Her ne kadar Kürt sorunu yok dese de Kürt realitesini kabul ediyor sanki. Ne dersin? Çok doğru. Ben bu tür süreçlerde liderlerin konuşmalarını değerlendirirken sarf etmek zorunda kendilerini hissettikleri cümlelerle stratejik cümleleri birbirinden ayırarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bugünkü grup toplantısında Bahçeli'nin asıl odağı iktidar ortağı ve milliyetçi kesimlerdi. Özellikle milliyetçi kesimlere başlattığı girişimi niye başlattığının farkında olduğunu, dolayısıyla da bu milliyetçi tepkileri hesaba katmayacağını, bu milliyetçi tepkileri yönetmeye kararlı olduğu mesajı verdi. İkinci olarak da iktidar ortağına bu işi yapmamız lazım. Ülkeye yönelik tehditler var. Bu tehditler sahici, ancak bunlarla kurtulabiliriz. İkinci olarak da bunu başarırsak iktidar dönemimizi bir dönem daha uzatabiliriz. Yani dolayısıyla buna yönelik
çekinmemize gerek yok mesajı verdi. Ben HDP'ye ve Kürtlere hatta CHP'ye yönelik mesajlarını biraz bu ikisini tamamlamaya yönelik söylenmesi gereken cümleler olarak okudum. Yani Bahçeli'nin buradan HDP'ye çıkardığı bir dersi yok. HDP yok artık, DEM Parti. DEM Parti, evet, DEM Parti'ye terörle arana mesafe koy çağrılarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta bunu tekrarlamıştı. Şimdi dünden bu yana DEM Parti'nin terörle arasını açmasını gerektirecek henüz bir durum oluşmadı. Yani iktidar kendi teklifini yaptıktan sonra bu teklife DEM Parti'nin nasıl cevap vereceğini beklemeye hakkı var. DEM Parti'ye henüz herhangi bir teklif yaşam gelmemişken DEM Parti'nin bu teklife evet ya da hayır cevabı vermesi üzerinden kurulan cümleler biraz sarf edilmesi gerektiği için sarf edilen cümleler olarak değerlendirilmeli. Yani dolayısıyla esasında şu anda Bahçeli henüz iktidarı ve bu sürece muhtemel dirençler göstermesi gereken milliyetçi kesimlerle konuşmaya devam ediyor diye düşünüyorum. Eğer bugünkü konuşmadan sonra iktidar, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci sahiplenirse bu süreç bir siyasete dönüşebilir. Yani şöyle bir ayrım yapmamız lazım. Bahçeli'nin yapmaya çalıştığı şey henüz bir girişim. Bunun bir siyasete dönüşmesi lazım. Dönüşmesi için, bir siyasi sürece dönüşmesi lazım için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu benimsemesi gerekir. Bunu, çünkü siyasi ve idari kapasite Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Hükümeti ve iktidarı çünkü Erdoğan yönetiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu benimsediğinde, Bahçeli ile uzlaşarak bir siyasi çerçeve belirlediğinde biz buna bir siyasi süreç ismini koyabiliriz ve ancak o zaman CHP'nin burada oynayacağı rol ne, DEM Parti burada nasıl konum alabilir, İmralı nasıl cevap verecek, Kandil ne diyecek soruları ondan sonra beklenecek. Şimdi bu bir ay boyunca henüz bu oluşmadığı için herkes bu başlaması muhtemel yeni siyasi sürece yönelik aslında muğlak pozisyonlar alıyor. Dolayısıyla henüz hiç kimsenin pozisyonu netleşmiş değil. Netleşen tek pozisyon Bahçeli'nin pozisyonu. Bahçeli önce kendi iktidar ortağını ikna etmeli. Bu ikisi üzerinden bir siyasi sürecin çerçevesi belirlenmeli. Bu siyasi süreç hem kamuoyuna hem muhataplarına, Bahçeli'nin gözünde bu muhatap İmralı gibi gözüküyor, İmralı'ya bir önerinin gerçekleşmesi ve bu öneriden sonra ancak kim nasıl bir konum alıyor, siyaset nereye evrilecek analizlerine imkan doğabilir diye düşünüyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Çok önemli bir konu da CHP meselesi. Şimdi CHP meselesi, CHP Ahmet Özel'in ceza alması ya da tutuklanması ve kayyum atanması, daha sonra DEM Parti kayyumlara karşı gösterdiği dayanışmacı tavırla bir yere doğru geliyor. Bugün Vahap Coşkun'la da bunu konuştuk. Dün Mesut Yer'le de bunu konuştum. Hep bunu konuşacağız. CHP'nin DEM Parti ile ilk kez geçmişte HDP'nin yanında durmamıştı kayyumlarda. Yani en azından bu kadar açık bir şekilde durmamıştı. Yan yana durması CHP'ye ne getirir, CHP'den ne götürür? Şimdi önce bu kayyumlar iktidara ne getirir ne götürür, bir iki bir şey söyleyeyim sonra bu meseleye geleyim. Ben Esenyurt'a da DEM Partili belediyelere de kayyum getirilmesinin ne AK Parti'ye ne total olarak iktidara ne de Bahçeli'nin başlattığı girişime herhangi bir faydasının dokunduğunu görmüyorum. Yani nereden bakarsanız bakın durduk, yani yeni bir siyasi karar, yeni bir hukuki karar açıklanırdı, yeni bir bulgu olurdu, bu bulgular üzerinden yeni bir şey yapılırdı, o zaman anlamlı hale gelirdi. Ama durduk yerde eski dosyalar üzerinden kayyum kararının verilmesi sadece ve sadece Bahçeli'ye verilecek bir mesaj olarak açıklanabilir. Yani Bahçeli'nin başlattığı girişime razı olunmadığını, bundan duyulan rahatsızlık ya da bunun oluşturduğu muhtemel rüzgarı dindirmeye yönelik bir hamle olarak siyasal sonuç üretebilir. Onun haricinde ben bir siyasi maslahat görmüyorum burada. Bu arada CHP ile HDP'yi biraz daha etkileşime sokmak, CHP ile HDP'nin
birlikteliğini biraz daha fazla kemikleştirmek ve kamuoyuna CHP ile HDP'nin nasıl bir arada olduğunu göstermeye hizmet edebilir. Şimdi İmralı ile görüşmeleri gerçekleştirmek üzere olan ya da gerçekleştirmeyi düşünen bir iktidar, CHP ile HDP'nin yan yana gelmesinin kamuoyuna üreteceği maliyete yatırım yapması anlamsız olur. Çünkü iktidarın kendisi İmralı ile bir süreç başlatmayı düşünüyor. Dolayısıyla bu ancak İmralı ile bir süreç başlatmayı düşünmeyen bir iktidarın muhalefeti HDP ile DEM Parti ile bir araya getirerek kamuoyunda yıpratması olarak okunabilir. Bugün Bahçeli'nin konuşmasından sonra eğer iktidar kendi içinde Bahçeli'nin çizdiği çerçeveye yönelik bir rotada birleşme kararı alacaksa bu kayımların üreteceği siyaset de ortadan kalkmış demektir. Yani dolayısıyla CHP ile DEM Parti'yi bir arada göstermenin ne CHP'ye ne DEM Parti'ye ne de kamuoyu nezdinde, toplumsal algı nezdinde üreteceği bir mahzur kalmamış olacak diye görüyorum. Bu çerçevede de ben bir süreç başladığında CHP ile DEM Parti arasındaki bu etkileşimin CHP'ye herhangi bir zararının dokunacağını görmüyorum. Bilakis önümüzdeki siyasi süreçlerde bu süreç yol alacaksa eğer, bu PKK'nın Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini durdurmasının üretebileceği muhtemel faydanın sadece iktidara değil CHP'ye de gitmesini sağlayabilir. Çünkü CHP burada ciddi bir kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Bu süreç bozulacaksa da zaten biz eski döneme geri dönmüş olacağız. Yani seçimden önce nasıl bir tablo vardı? İktidar koalisyonu tamamen mesafeli bir yerde durup güvenlikçi, milliyetçi bir siyaset üzerinden yürüyordu. CHP'de DEM Parti'den aldığı destekle birçok büyük şehirdeki belediyeyi kazanmıştı. Kendi cumhurbaşkanını da potaya girebilir hale getirmişti. Dolayısıyla eski döneme döndüğümüzde de CHP'nin DEM Parti ile kuracağı ilişkinin CHP'ye herhangi bir zararı yok. Burada sadece ben iktidarın henüz nereye gideceğinin belli olmadığı bir dönemde gerçekleştirdiği hamlelerin çok kısa vadeli siyasi yansımalarını konuşmak zorunda olduğumuz için kafamız karışıyor diye okuyorum. Ama biraz daha uzun bir perspektiften baktığımızda seçimlere daha uzunca bir süre var. CHP çok uzun bir süredir DEM Parti ile bir siyasi birliktelik kurmuş ve bunun da faydasını görmüş bir parti. Şimdi böyle bir durumda, durum değişse de değişmese de, yani herhangi bir girişim üzerinden bu meselelerin konuşulma zemini demokratikleşse de demokratikleşmese de CHP'nin DEM Parti ile kurduğu ilişkiyi kemikleştirmesinin, biraz daha güçlendirmesinin CHP'nin uzun vadeli siyasetinde vereceği herhangi bir zarar yok diye düşünüyorum. CHP doğru bir iş yapıyor. Hatta AK Parti'nin bu süreci sürdürmezse, bu süreç akamete uğrarsa ya da hiç başlamasa bile Kürt seçmenden kopuşunu CHP'nin doldurma ihtimali başlamıştı biliyorsun son birkaç aydır. 14 Mayıs'tan öncesinden başlayarak bu tür dinamiklerin ikisi arasındaki etkileşimi sürdürmeye devam etmesi dolayısıyla CHP'ye yararlı olduğunu düşünüyorum. Burada sadece CHP'nin diline, üslubuna dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani ilk gün Özgür Özel'in Bahçeli'ye karşı el yükseltiyorum, Kürtlere devlet vaat ediyorum gibi böyle hazır cevap, hızlı politikaların zarar verme ihtimali var. Ama bu bir soğukkanlı siyasete dönüştüğü müddetçe ikisinin güç birlikteliği kurmasının iktidara karşı bir denge kurmak anlamında CHP'ye bir zararı olmaz, faydası olur diye düşünüyorum. Evet Hatem, çok sağ ol. Bu ay ilginçti ama bir dahaki ay herhalde Kasım, daha doğrusu Kasım ayının araştırması çok daha ilginç olacak. Çok şey var ve Kasım ayı çok sert başladı. Bu sertlikte devam ederse bugün Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi bir de Suriye'ye operasyon falan gibi şeyler de olursa, her sabah yeni bir kayyum haberiyle kalkarsak herhalde sizin o nabzı tutmanız da bayağı zorlaşacak ama çok daha anlamlı olacak. Çok teşekkürler. Panorama TR'nin Ekim ayı araştırmasını Hatem Ete ile konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.